Peygamberini miraca yükseltiyor Allah. Birinci kat semada Adem babamız. Adem aleyhisselam. Cebrail, Adem aleyhisselamın semadaki kapısını çalıyor. Birinci kat sema. Yedi kat semanın birincisi. Hadis Buhari ve Müslim hadisi. Sahih bir hadis. Hazreti Adem kimdir o diyor. Cebrail ve yanımda bir misafir. Ey Cebrail, yanındaki misafir kim? Allah'ın resulü Muhammed Mustafa. Ona peygamberlik verildi mi? Anlıyoruz ki takvim yaprakları yok Adem'in evinde. Saat 3'ü çeyrek geçiyor göremiyor Adem Aleyhisselam. Bir nezarethane bekliyor orada. İyilerin iyilikle ağırlandığı nezarethane, Kötülerin sille tokat dövüldüğü nezarethane. Yani kabir hayatı, ruhlar alemi. Adem babamız Muhammed gönderildi mi? Son peygambere mi sıra geldi? Öyleyse kıyamet yakındır diyor. Can kardeşlerim, Kapıyı açıyor, hoş geldin ey hayırlı evlat. Ey hayırlı oğul, hoş geldin. Birbirlerini tanıyorlar, tebrikleşiyorlar. Nereye gidiyorsun, yolculuk neresi? Rabbim huzuruna çağırdı, sidre-i müntehaya. Adem babamız tebrik ediyor. Bana böyle bir makam verilmedi evladım, Muhammed. Bana böyle bir ibadet, böyle bir şeref verilmedi. Ne mutlu sana Allah seni huzuruna çağırıyor. İsa ve Yahya ikinci kat sema. Subhanallah Hazreti İsa ve Yahya Aleyhisselam onlarla tanışıyor. İkisi de garip hayatı olmuş. İsrail peygamberi İsa Aleyhisselam. Ve Yahya teyzesinin oğlu, teyzesinin oğlu 20 yaşında asılarak öldürülmüş bir peygamber. Hazreti İsa ve Hazreti Yahya ile tanışıyor, konuşuyor. Sonra Yusuf peygamber üçüncü katsema, sonra dördüncü katsema'da Hazreti İdris aleyhisselam'la tanışıyor. Değerli kardeşlerim. Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam 5. kat semada Harun Peygamber 6. kat semada Musa 7. kat sema Oradan sonra Sidre-i Münteha 7. kat semada Peygamberlerin babası İbrahim Halilurrahman'la karşılaşıyor Onunla tanışıyor. O da tebrik ediyor. O da tebşir ediyor. Ey Muhammed diyor. Rabbinin huzurundan geri ümmetinin arasına gidersen de ki onlara cennette ağaç dikmek istiyorsanız cennette ağaç senin için daha çok ağaç dikilsin istiyorsanız dünyada Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim bunu çokça tesbih çekin Bunun her biri ağzınızdan çıktıkça bir ağaç dikilir sizin için Her birinde bir ağaç dikilir Cennetini ormana çevirirsin Can kardeşlerim Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim Estağfirullah. Değerli kardeşlerim, Miraç'la alakalı Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Bismillah şöyle Necm Suresi 5 ve 18. ayetlerde bu olayı anlatıyor Miracı. Bismillah. Allemehu şedidul guva zü mirrah festeva ve huve bil ufiqil onu çok güçlü niteliklerle donatılmış Cebrail öğretti. O ufkun en yüce noktasındayken asıl şekliyle gördü. Yani ona göründü Cebrail aleyhisselam. Summe dana Sonra o yaklaştıkça yaklaştı. Yani Cebrail gidemedi. Resulullah daha da yaklaştıkça yaklaştı. Fekana qaba qawsayn qawsayn ev adna Öyle ki öyle idi iki yay kadar iki yay kadar hatta ondan daha yakın oldu Fe erha ila abdihi ma Böylece kuluna Allah vahyini iletti bu ney? Amener Resulü var ya, Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin son iki ayeti. İşte o Miraç gecesinde bizzat Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a Allah'ın bizzat vahyiyle meydana geldi. Kur'an-ı Kerim'de bütün ayetler Cebrail Aleyhisselam'dan getirilmiştir Allah tarafından. Cebrail getirmiştir. Bu iki ayeti Kur'an-ı Kerim'de Cebrail getirmedi. Biz, bizzat Resulullah'a Allah vahyetti. Ma kezebel fuadu ma ra'a Gözün gördüğünü ma kezebe Yalanlamadı. El fuadu kalp Kalp ya ya yalanlamadı. Ma ra'a Gözün gördüğünü kalp yalanlamadı. Efetumarunehu ala ma yara. Şimdi siz şüpheye düşüp gördükleri hakkında onunla mı tartışmaya kalkıyorsunuz? Ve laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Andolsun ki onu yani meleği iniş esnasında en sondaki sidre ağacının yanında bir daha gördü. indeha cennetül meva ki onun yanında meva cenneti vardır yani Cebrail'in Hazreti Muhammed'i dönerken beklediği yer onu tekrar gördüğü yer bıraktığı yer onun yanında meva cenneti vardır diyor Allah İz yaşes sidratel ma yaşa iz yaşes sidrate. O an sidreyi bürüyen ma yağışa bürümüştü zaten. Sidreyi bürüyen bürümüştü. Değerli kardeşlerim yine 17. ayet ma zâgal basaru mâ o anda gözü ne kaydı ne de hedefinden şaştı. Yani hani biz biri dikkatli bakmayınca sağa sola bakma bak buraya dikkatli bak deriz ya. Allah onu kastediyor. Hazreti Muhammed o gece gördüklerini gözü neş sağa sola kaydı. Ne şaştı ne de hedefini şaşırdı. Görmesi gerekeni gösterdi Allah. Lagad ra'a min ayati rabbihil kubra. Hiç şüphesiz o Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü görmüştü. Değerli kardeşlerim Kıymetli dostlar bu işte mübarek kitabımızda miracı anlatan. İsra ayrı miraç ayrı. İsra şuradan şuraya gelmek. Yani yeryüzünde bir yerden bir yere gelmek. Mirac ise yeryüzünden göğe yükselmek. Uruc etmek. Yukarı doğru yükselmek. Dolayısıyla İsra burdan buraya yani Mekke'den Kudüs'e gitmek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.